Sınır tanımayanların dünyasına hoş geldiniz. Konuşarak öğrenmek fenomenlerle başlıyor. Alper Bey, şimdi ben şeyi sormak istiyorum. Bu tır şoförü sürecine geçtiğinizde aslında İngilizce konusunda sıkıntı yaşadığınız bir dönemdeydiniz. Uluslararası yolculuk yapmaya nasıl karar verdiniz? Yani o nasıl bir süreç? Doğu Avrupa'ya çalışıyoruz. Doğu Avrupa ülkelerine. En kuzeyde Finlandiya. Sonra üçlü Letonya, Estonya, Litvanya. Ağırlıklı olarak Polonya. Kocaman Hayaller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Alper Tunç. Alper Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Başlarken Alper Tunç kimdir, neler yapar, hayatı nasıl geçmiştir? Kısaca biraz bahsedebilir misiniz? 1975 Kars doğumluyum. 96 yılında Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı'nı kazandım. 98 yılında orayı bitirdim. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini kazandım. Orası biraz uzun sürdü. 2008 yılında orayı bitirdim. Daha sonra çeşitli firmalarda yazılımcı olarak çalıştım. Şimdi de 2020 yılından itibaren de mesleği bıraktım ve uluslararası tır şoförlüğü yapıyorum. Harika. Peki şimdi iki ayrı üniversite okumuşuz. Neden farklı iki bölüm okudunuz, merak ettim. O zamanki şartlar öyleydi. Yani 90'lı yıllarda 2 yıllık bir okul okuyan 4 yıllık bir fakülteyi tamamlıyordu. En kolay da sayısalcılar için en kolayı sözel bir bölümü bitirmek. O sebebi oydu yani. Anladım. Peki yazılım neden okumuştunuz ve uzun bir sürede çalışmışsınız yazılımda? Ben liseyle yani okul arasında 4 yıllık bir boşluğum vardı. O arada da yine bilgi işlemde çalışıyordum. Yine bilgisayar işleriyle çalışıyordum. Dolayısıyla öyle bir yönelim oldu. Ve öyle devam ettik yani. Peki ama asıl en sert geçişimiz uluslararası tır şoförlüğüne geçmek olmuş. Bu süreç nasıl oldu? Nasıl böyle bir karar verdiniz? Neden oldu? Anlatır mısınız? Merak ettim. Uzun zaman işte yazılımla uğraşınca belli bir müddet sonra insan sıkılıyor. Hep stabil duran bir hayat. Şimdi bu meslek babamın mesleğiydi. Sıkıldım ve bu işe bir geçiş yapmak istedim. Bunu aldım. Bir de şöyle bir durum var. Türkiye'de biliyorsunuz ekonomik olarak iş bulma süreçleri çok uzun oluyor. Bunlardan da sıkılınca böyle sürekli iş değiştirme, ekonomik krizler. Daha kolay, daha basit bir iş. Bu işe de yani babamın mesleği ama bir metalurji mühendisi arkadaşımın tavsiyesiyle ya sen çok bunalıyorsun, çok seni görüyorum, seni gözlemliyorum demişti bana. Çok bunalıyorsun, çok babanın işini yapsana dedi. Böyle hem gider gezersin, hem dolaşırsın dedi. Hem de şoförler de oturarak para kazanıyor dedi. Niçin yapmıyorsun? Ben aslında olabilir dedim. Yapabilir miyim dedim. Çünkü o zamana kadar hiç büyük bir araba kullanmamıştım. Yaparsın dedi. Onun da cesaretlendirmesiyle. Böyle bir şeye başladım. İşte 2020'den beri 4 yıldır devam ediyorum. Aslında güzel de oluyor. Değişik yerler, değişik ülkeler, değişik insanlar. Türkiye'de de değişik yerler görebiliyorsun. Değişik kültürler tanıyabiliyorsun. Tabii bunun içinde insanlarla iletişim kurabilmek için de İngilizceye çok büyük bir ihtiyaç var. Çünkü herkes İngilizce konuşuyor. Bizim ülkemizdeki eğitim sisteminden, bizden kaynaklanıyor. Dolayısıyla İngilizceyi çok iyi okullarda öğrenemedik. Öğrenemedim. Beceremedim öyle diyeyim. Estağfurullah. Uzun bir zaman. Yani ben İngilizce eğitimine sadece okulda değil, okuldan sonra da işte bilinen klasik, şimdi popüler cümle, konvansiyonel dil kurslarına gittim. Çok uzun zaman gittim. Yani bu dil kursu macerası bende 10 yıllık bir süre aslında. 10 yıllık bir zaman. Bu mesleğe de başladım çok ihtiyaç olduğu. Çünkü konuşmanız gerekiyor, iletişim kurmanız gerekiyor işiniz gereği. Bir de merak da var. Yani acaba yurt dışındaki insanlar acaba nasıl yaşıyorlar, nasıl düşünüyorlar, neler yapıyorlar, neler konuşuyorlar? Merak ediyorsunuz bunları. Onların kültürleri nasıl? Nasıl insanlar diye. Bunun için de dil gerekiyor. Bu dil de İngilizce. Bir gün sizi Instagram'da buldum ben. Daha doğrusu karşılaştım böyle Instagram'da dolaşırken. Sizi orada gördüm. İşin açıkçası ben bütün ümitlerimi kaybetmiştim. Bırakmıştım yani her şeyi. Çünkü çok uzun bir süreç. Yani belki de bana inanılmaz ama benim de tabii şeylerim de, benim de zaaflarım var tabii. Dil kurslarına defalarca gittim, aylarca gittim. Daha sonra özel ders de aldım. Yani özel dersler de aldım. Hem de öyle kısa süreli falan değil yani. Uzun süreli özel dersler de aldım. Daha sonra tekrar kursa gittim. Fakat bir türlü
aşamadım yani meseleyi ve sonra bıraktım. Dedim ki artık herhalde bu işi ben yapamayacağım, beceremeyeceğim diye düşündüm. Vazgeçtim. Sonra Instagram'da sizin şeyle reklamlarla karşılaşınca işte konuşarak öğrendim falan diye. O da şeyden etkilendim. Yani Taksim'de bir kursa gitmiştim. Orada da konuşarak öğren diye şey vardı. Kursun ismi de öyle bir şeydi, Taksim'deydi. Hatta kapanmış galiba kurs. İsmini vermemde bir problem ama Spoken English diye. Yani öyleydi. Oraya gitmiştim. En son ya bu dedim herhalde benim en son gittiğim kursun bir şey değişik bir şey. Konuşarak öğren. Bir de bir etrafımdaki arkadaşlarımın hepsi İngilizce biliyor. Konuşuyorlar. Yurt dışına gidip geliyorlar. Ama ben bilmiyorum. Hiç ben bilmiyorum. Bir arkadaşım dedi ki başka şeyler var. Uygulamalar var yani şu meşhur çok reklamı yapılan Evet. uygulamalar. Onlardan birine dedi kaydolup bir denesene dedi. Niye denemiyorsun falan. Çünkü çok uzun süre konuşuyordum. Yani ya ben işte konuşamıyorum. Aslında konuşmak lazım. İşte acaba yurt dışında da diğer insanlar, bizim ülkemizin dışında insanlar nasıl konuşuyorlar, ne yapıyorlar falan diye böyle. Bu meseleleri de merak eden birisiyim aslında. Sonra dedim ki herhalde bu da ona benzer bir şeydir. Yani şey konuşarak öğreni söylüyorum, kastediyorum. Yani buna da bir şey yazayım dedim. Adımı, soyadımı, telefonumu almış, iletişim bilgilerimi göndereyim. Bir arasınlar bakayım dedim. Yani en fazla da para kaybederim, başka da bir şey olmaz dedim yani. Parayı falan yani hani onları da önemsemiyorum işin açıkçası. Dedim ben yani bir şey kaybederim ama bu kez son, artık bir daha da İngilizceyle de ilgilenmeyeceğim dedim. Artık tamamen kim ne olursa olsun ilgilenmeyeceğim. Çünkü bir tane İngilizce öğretmen arkadaşım var. Bana da sürekli şey söylüyor. Yani senin kursların sana vereceği bir şey yok dedi. Sen dedi maruz kalman lazım. Gitmen lazım dedi. Yurt dışına çıkman lazım dedi. Ben de o gün bugündür de öyle ilgilenmiyorum. Bir yazdım öyle iletişim bilgilerimi sizin şeyi görünce. Instagram'daki reklamı falan görünce. Sizden Çimen Hanım aradı falan. İşte düşünür müsünüz falan diye böyle gayet de nezaketli yani. Ben de şaşırdım yani nasıl falan diye böyle. Böyle nezaket konusunda biraz şeylerim, hassasiyetlerim var da. Sonra düşünür müsünüz falan dedi. İşte anlattı biraz sizin sisteminizi falan anlattı. Ondan sonra dedim ki düşüneyim dedim. Bir hani ben olmazsa zaten dedim ben derslere de katılmam. Bunu da söylüyorum, bunu da belirtmek istiyorum. Derslere de katılmam, meseleyi de kapatırım. Ya paraysa para da gider. Çok da önemli bir şey değil dedim. Ondan sonra tekrardan aradan bir hafta falan, bir hafta mıydı, 15 gün müydü neydi geçti. Tekrardan o zaman yurt dışındaydım yine iş için yine aynı şey işte. Gitmiştim geldim. Bu sefer yazmış mesaj yazmış Çimen Hanım. Dedi ki ben yani WhatsApp'tan falan. Ondan sonra şeyini falan sordum yani ücretlerini falan sordum. O da şöyle, o zaman da yani hani bu kriz falan olmadan önce de çok da cazipti yani. Dedi ki ne olacak ki dedim yani bir denerim böyle. O zaman 20 dakikalık mıydı neydi? 20 dakikaydı. Böyle başladım. Sonra Tuğçe Hanım. Mentör mü diyorsunuz? Şimdi tam Evet, tercüme mentor. edemiyorum ama. Mentor Tuğçe Hanım. Sağ olsun. Paso devreye girdi. Bu 20 dakika dedi sizin için çok da yeterli olmaz. Ben sizin de derslerinizi falan dinliyorum, katılıyorum. İlk başlarda biraz zorlandım. Biraz çekindim işin doğrusu. Biraz değil, bayağı çekindim yani. Ya yok olur mu, olmaz mı, konuşabilir miyim, konuşamaz mıyım falan diye. Sağ olsun Tuğçe Hanım'ın bir de şeylerin yani eğitmenlerin, Amerika'daki eğitmenlerin şeyle. Onlar da gayet şeyler, nasıl diyeyim size. Gayet ilgililer yani böyle hani konuşamıyorsunuz, takılıyorsunuz falan ilk başlarda. Şimdi gerçi halen daha problemler oluyor ama bunlar normal İllaki. yani. Yani onların yaklaşımları çok iyiydi. Sonra 3-4 ay falan devam ettim. Ama yavaş yavaş da şey yapmaya başladım yani. Ne yapmaya başladım? Yavaş yavaş da açılmaya başladım işin doğrusu. İlerledi. Şeyde konuşmak yani görüntülü değil de sesle konuşmak daha zormuş. Şimdi mesela sizinle konuşunca onu daha da iyi anlıyorum. Görüntülü konuşunca insan biraz daha umursamaz, önemsemez olabiliyor. Ha, diğer uygulamalar. Ben hep mukayese ettim yani. Bir de şu var. Sürekli bu meseleyle ilgilenince sosyal medyada karşınıza onunla ilgili reklamlar çıkıyor yani sürekli. Tabii ki. Yani işte yurt dışından işte İngilizce ders vermeye bir şeyler anlatmaya çalışan öğretmenler, reklamlar. Onlardan da işte şeyler geliyor. İşte bize de bir bakın biz nasılız falan. Sonra kıyaslamalar, mukayeseler nasıl oluyor? Onları da gözlemlemeye başladım. Birebir olunca insan hani birebir olunca bir topluluk içerisinde olsaydı ben zannediyorum ki bir mesafe kat edemeyecek. İlerleyemeyecek. Birebir olunca karşınızdaki size bir şey soruyor. Siz karşınızdakine bir şey söylüyorsunuz. Veya bir şey merak ediyorsunuz. Bir şey söylemek istiyorsunuz. Ve karşımdaki bana ne söyledi? Ne anlatmaya çalışıyor? Diye mecbur kalıyorsunuz yani. Mecbur kalınca zorlanınca insan zaten hani ruhsal olarak mecbur olunca işi çözmeye başlıyor. Mecburen ilgilenmek zorunda kalıyorsunuz. Ve ilerleme. Ben şeye inanmıyorum. Yani eğitimde de yani hiçbir zaman keyfiyete inanmadım.
Yani ben ödül sistemine inanan birisi değilim. Ben mecburiyetlere ve zorunluluklara inanan birisiyim. Ha, bir hani belki de yaş itibariyle belki de öyle yetiştirildim. Çünkü hani eski tabirle talebe ve hoca ilişkisi. Yani talebe ne demek? Talep eden, isteyen. İsteyen olmazsa öğreten de olmaz. Dolayısıyla siz Evet. talep edeceksiniz, siz isteyeceksiniz. Öğrenci isteyecek. Öğrenci isteyecek, öğretmen de öğretecek. Bu modda zorla. Bu yöntemle ben konuşarak öğrendim. Bayağı bir mesafe kat ettim. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? İnsan hani zorlanıyor yani. Zorlanıyor ya. Zorlanıyorsunuz. Bir müddet sonra o zorluk insanı hep adımını, ayağını bir geri çektiriyor. Psikolojik olarak, ruhsal olarak. Gitme, yapma. Bugün de derse katılma. Bir bahane bul, bir şey yap. Bir müddet sonra bir hastalık. Gözümde, gözlerim işte gözlerimde problemler oldu. Ameliyat Geçmiş olmak olsun. durumunda kaldım. Biz sağ olun uzun süreli bir ameliyat süreci oldu. Yani defalarca ameliyat oldum. Uzun bir süreç. Sonra dersleri erteledim. Sağ olsun Tuğçe Hanım. Yani Tuğçe Hanım olmasaydı, niye onu söylüyorum özellikle? Tuğçe Hanım olmasaydı, başka biri olsaydı ben bu konuşarak öğren sürecini de erken kapatmış olurdum. Bu da şey de çok önemliymiş, ben onu anladım. Ben zannediyordum ki hani mentörlük yani işte birisini yönlendirmesi, birinin destek olması yani bunlar çok da gerekli şeyler değil diye düşünüyordum ama ben bu dil öğrenim sürecinde yani konuşarak öğrendi öyle diyeyim. Diğerlerini konuşarak öğrenden önce ve sonra diye ikiye bölüyorum, ayırıyorum. Benim için öyle. Başka arkadaşlar, başka insanlar için belki farklı olabilir süreç. Orada Tuğçe Hanım işte çok destek oldu bana sağ olsun. O bana çok yardımcı oldu. Herhalde diğer arkadaşlara da yani diğer öğrenciler de diğer mentorlar da vardır mutlaka başka mentorlar başka arkadaşlara yardımcı oluyorlardır mutlaka. O da çok önemli bir şey. Destek alabilmek, destek olabilmek. Sonra o tekrardan bir daha devreye girdi. Ben bırakmıştım yani. Yapmak istemiyordum. İnsanda bir geri çekilme, geri kaçma şey oluyor. Düşüncesi oluyor. Çünkü hızlı bir şekilde ilerleme kaydedemiyorsunuz. Bu eğitim süreci kolay bir süreç değil. Sadece dil için söylemiyorum. Genel Tabii ki olarak. evet. İster öğrenim, ister eğitim hayatı olsun. İnsan gerçekten istemiyor. Hep bir tepki gösteriyor. Nasıl davranıyor? Karşı duruyor hep. İnsan öğrenmeye karşı durma pozisyonu var hayatında. Bir de yaş ilerledikçe, yaşlandıkça da o daha da çok gelişiyor insan. Her şeye karşı olma durumu. Sonra Tuğçe Hanım işte ya 20 dakika sizin için yeterli değil. Sonra eğitmenler de onlar da takip ediyorlarmış yani. Tabii ki. Hani şey diyorlar ya diğer sadece konuşarak öğren değil de diğer şeyler de diğer o programlarda işte eğitmen sertifikalı nasıl öğretmen eğitmen sertifikalı mı deniliyor ona? Tam şey değil mi? Evet. Eğitmen sertifikalı işte hocalarla, eğitmenlerle. Ya ben eski tabirleri kullanıyorum. Ya. Bizim zamanımızda hep hoca derdi. Tabii ki. Yani hocalarla işte öyle eğitim veriliyor falan diye. Sonra onlar da söylemişler. Onlar da ne deniliyor? Güncel tabirle geri bildirim, feedback. Tabii, Geri evet, bildirim. feedback. Feedback, gavurcası. Feedback, geri bildirim işte. Neyse söylemişler. Onlar da söylemişler. İşte gramer dersi alması lazım. Oysa ki hep gramer gördüm ben. Demek ki onlar da bir işe yaramamış yani. O kadar özel ders bilmem ne falan hepsi boşmuş yani. Bu süreçte onu da öğrendim biliyor musunuz? Yani. Onu da bir Yani işe yaramadım yani. evet, bazen O kadar. değişebiliyor maalesef. Peki Ben, Alper buyurun. Bey, şimdi ben şeyi sormak istiyorum. Bu tır şoförü sürecine geçtiğinizde aslında İngilizce konusunda sıkıntı yaşadığınız bir dönemdeydiniz. Uluslararası yolculuk yapmaya nasıl karar verdiniz? Yani o nasıl bir süreç oldu, nasıl işledi? Bizim ülkemizde biliyorsunuz her şey mecburiyetlerle olur. Keyfiyetlerle çok zordur yani. Bizler ya benim gibi insanlar sıradan insanlar. İşte üniversiteyi okursun, bitirirsin. Mecburen çalışmak zorundasın yani. Gündelik hayatını devam ettirmek zorundasın. Programcılık uzun bir süre aldı. Fakat psikolojik olarak insan tüketen bir süreç yazılımcılık. Kolay bilmiyorum yani etrafınızda var mıdır tanıdınız. Genelde geceniz ve gündüzünüz her şeyiniz yazılımdır yani. Geçen birine anlatıyordum. Onun da oğlu yazılımcıymış. Diyor bizim çocuk da diyor aynı diyor senin anlattıklarını yapıyor diyor. Gece gündüz diyor bir bakıyorsun gecenin bir yarısı, sabahın bir vakti, öğlenin bir yarısı, yemek de. Her zaman bir bu süreci diyor, bunu takip ediyor diyor, bu işi yapıyor. İşin doğası gereği böyle. Bu da bir müddet sonra artık insanı tüketiyor, insanı yıpratıyor. Ve bakıyorsunuz. Farklı bir şeye, farklı bir pozisyona, farklı bir hayata geçiş yapmak istiyorsunuz. Ya ben size şunu söyleyeyim. Bilseydim ben hiç programcı yapmazdım. Ya, tır şoförlüğü yapardım.
Hayat Çünkü öğretiyor. yani zorlanıyorsunuz. Türkiye'de yaşam şartları o kadar şey değil, o kadar güzel değil, o kadar rahat değil. Ha, belki de o meslek bana göre değildi, bilmiyorum. Ben böyle daha dışa dönük bir yapım olduğu için insanlarla iletişim içerisinde olmayı, konuşmayı, onlardan bir şeyler öğrenmeyi, belki bir şeyler anlatabilmeyi seviyorum. İnsanlarla iletişim içerisinde olmayı seviyorum. O meslekte sürekli, yani yazılımcı da sürekli stabil bir halde. Oturuyorsunuz. Karşınızda bir ekran, sürekli ona bakıyorsunuz. O dünya içerisinde, gerçek olmayan bir dünyada hayatınızı idame ettiriyorsunuz. Hem de gününüzün 24 saatini. Hatta benim arkadaşlarım arasında aile problemleri yaşayanlar da vardı yani bu meslekten dolayı. Bir müddet sonra artık yani böyle 35 yaşlarıma falan, 35-40'ına falan yaklaştığımda artık sağlık da, yani tabii gözlerim iyileniyor, bozulmaya başladı. Sağlık problemleri olmaya başladı. Bunları değiştirdim. Yani değiştirmek istedim. Sıkıldım artık bu meslekten. Tabii değiştirmek istediğinde farklı alternatiflere bakıyorsunuz. Yaş da belli bir yaşa gelmiş. Gençken her şey olabilir. İnsan gençken her şeyi yapabileceğinize inanıyorsunuz. Ama ülkemizin şartları, ekonomik şartları da o kadar da şey değil, iç açıcı değil. Dolayısıyla değiştirmek, neyle değiştireceksiniz? Nasıl yapacaksınız? Bu sefer geriye doğru, babanıza doğru, annenize doğru bakıyorsunuz. Dayınıza, amcanıza, akrabalara ve yakın çevrenize bakıyorsunuz. Mantıken yani. En yakın olabilecek süreç neydi? İşte başka bir yerde daha, bir de insanlarla uğraşmak istemiyordum. Halen daha da istemiyorum. Yani biraz uzaklaşmak, biraz kendinize, tek başınıza kalabilmek. Yalnızlık yani, yalnızlık istiyorsun. Biraz da yani insanlardan uzak bir şey, biraz daha şehirden de uzak. Yani o yıpranmış, kirlenmiş ilişkilerden de uzaklaşıp tek başınıza kalmak. Bunu bu meslek sağlıyor. Başka belki meslekler de vardır ama bana en yakın, en kolay bu olduğu için buna geçiş yaptım. Ne kadar güzel. En Ya en kolay basit. azından aradığınızı bulabilmişsiniz. Bu çok güzel bir şey bence. Yani tam da öyle denilebilir mi? Onu bilmiyorum. Yani tam buldum mu onu da bilmiyorum. İnsanoğlu mutlak manada tatmin olamaz bu dünyada tabii de. Evet. Öyle diyelim. Yani nasıl deniliyor modern tabirlerle tam bir şey yapamıyorum ama şükran dolu olmak deniliyor. Evet, şükran dolu olmak. Yani tabii Kime ki. karşı, neye karşı? Yani yeni tabir öyle. Modern tabir öyle. Şükran dolu olmak. Belki öyle olsun. Öyle diyelim. Peki şimdi yurt dışına gidip geliyorsunuz bu şeyle. Nerelere gittiniz? Genelde gittiğim, yani çalıştığınız firmaya bağlı bu. Çalıştığınız firmanın destinasyonuna bağlı. Yani orada çalıştığı ülkelere bağlı. Benim çalıştığım firma Doğu Avrupa'ya çalışıyor. Doğu Avrupa ülkelerine. En kuzeyde Finlandiya. Sonra üçlü Letonya, Estonya, Litvanya. Ağırlıklı olarak Polonya, bazen Almanya, Çekya, Slovakya. Yabancı bir firmada çalışıyorum. Slovak firmasında çalışıyordum. Macaristan. Ondan sonra yavaş yavaş Türkiye'ye doğru. Sırbistan, işte Romanya, Bulgaristan. Çok güzel. Bazen Yani aslında bayağı bir gezme şansınız olmuş diye anlıyorum ben buradan. yani evet, özellikle gezmeniz gerekiyor. Şimdi meslek başka, meslek yollarda devam edip gidiyorsunuz ama örneğin şu anda İzmir'deyim. Normalde İstanbul merkezli bir firma. Geldim burada, arabamı park ettim. Arabamı kilitleyip şehre gezmeye gidiyorum. İstediğim yere gidebilirim. Ta ki pazartesi gününe kadar. Cuma günü akşamdan pazartesi gününe kadar. Orada özgür bir, serbest bir alanınız var. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Harika. Pazartesi günü. Yani o zaman Mesai saat. sadece gitti geldi de değil. Orada farklı kültürleri tanıyıp, farklı insanlarla tanışıp deneyim Tabii ki. kazanabiliyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Çok güzel bir şey. Peki bunu Size gençlere bağlı önerir yani. misiniz? Gençlere, bu zaten gençlerin yapabileceği bir meslek. Eğer evliyseniz, eğer çoluğunuz çocuğunuz varsa, yani sorumluluklarınız varsa yapılacak bir meslek değil. Çünkü teknik olarak da çok fazla sorumluluğu var. Şöyle algılanır yani, bu meslek şöyle algılanır Türkiye'de. Yurt dışında öyle değil. Onun farkında söylerim. Türkiye'de mecbur kaldıysanız bu işi yaparsınız. Mecbur değilseniz. Çünkü şu anda tabii bu doğaldır yani, gençler istiyorlar ki işte, yani sadece genç değil yani, insanlar isterler ki rahat bir şey olsun, işleri olsun, rahat bir geçimleri olsun, rahatlıkla para kazanabilsinler, rahat bir, zorla bir şey olmasın, zorlukla bir şey olmasın. Oysa ki şartlar öyle değil yani. Tabii Bizim ki. bakış açımız, bizim ülkemiz ve bizim kültürümüzle ilgili bir durum bu. Örneğin Polonya bir transport ülkesi. Onların gelirleri tırcılıkla, nakliye ile, depocu, yani lojistik işiyle
meşgul. Yani gelirlerini ondan kazanıyor. Ülkenin çoğu geliri ondan. Dolayısıyla daha çok gençler var. Orada gençler yapıyor bu işi. Ve oradaki gençlerin, oradaki insanların çoğusu İngilizceyi biliyorlar. Onu da söyleyeyim. Okuldan öğreniyorlar. Bizim gibi değiller. Bizdeki eğitim sistemi öğretmemek üzerine kurulu. İngilizce öğretmemek üzerine kurulu olduğu için. Bizdeki normal. Biz bilmiyoruz yani. Biz İngilizceyi falan, diğer şeyleri de bilmiyoruz. Yani matematiği de bilmiyoruz zaten. Sosyal bilgileri de bilmiyoruz. Maalesef. Yani ülkemizin, yani bu şikayet etmek manasında söylemiyorum. Kendi durumumuzu tespit için söylüyorum. Biz tabii ki gayret ederek, çalışarak, uğraşarak, bilinerek, öğrenerek ve uygulayarak, en önemlisi de uygulayarak kendimizi geliştireceğiz. Mecburuz yani buna. Evet, katılıyorum. Peki bir şey daha sormak istiyorum size. Şimdi bu ülkelere giriş Buyurun. çıkışlarda normalde tabii ki vize gerekiyor ama sizin işinizde nasıl oluyor? Bu mesela bu mesleği yapmak isteyen gençlerin böyle merak ettiği sorular vardır diye tahmin ediyorum. Nasıl işliyor o süreçler, vize süreçleri veya pasaportlar? Hani nasıl oluyor? Bir kere yurt dışına çıkmak için tabii ki doğal olarak pasaportunuzun olması lazım. Sonra vize. Aynı yani şey değişmiyor. Yurt dışına çıkmak isteyen herhangi birisiyle, herhangi bir sıradan bir vatandaş için söyleyeyim. Onunla bizim aramızda bir fark yok. Biz de turist vizesi alıyoruz. Siz de turist vizesi alıyorsunuz. Aynı şeyler. Yani. Değişen hiçbir şey yok. Aynı. Süreç aynı ya. Yani. Değişen bir şey yok. Fakat bize tabii ki mesleğimiz dolayısıyla biz sürekli gidip geldiğimiz için sadece bize ülkeler kolaylık tanıyorlar. Yani büyükelçilikler, konsolosluklar kolaylık tanıyorlar. Çünkü mesleğimiz belli. O yüzden de kolay tanı. Başka bir şey yok. Yani. Başka bir farklılık yok. Anladım. Çok teşekkür ederim. Peki Rica ederim. gençlere böyle bu İngilizce öğrenmek isteyen ya da sizin mesleğinizi yapmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz var mıdır? İngilizce herkes öğrenmek durumunda. Yani eğer artık şimdi benim zamanımda yurt dışıyla ilgilenen insanlar, işleri yurt dışıyla ilgili olan İnsanlar İngilizce öğreniyorlardı. İyi kötü bir şekilde kendi durumlarını idare edebilecek kadar İngilizce öğrenmek zorundaydı. Öğreniyorduk da öğrendik de yani. Ben de bundan içerisinde gireyim. Çok da hani mesleğim icabı sınırlı da olsa İngilizceyi belli bir şeyde öğrenmek zorundaydım. Öğrendim. Fakat şu anda öyle değil artık. Şu anda her şey değişti. Herkes İngilizce öğrenmek zorunda. Ki bu ben yurt dışına bakarak bunu gözlemliyorum. Onlar normal ilkokulda, ortaokulda veya lisede, üniversiteye gelmeden zaten İngilizceyi konuşuyorlar. Bizde şu anda herhalde o da yavaş yavaş değişiyor galiba. Herhalde insanlar öğrenebiliyorlar. Ama ben şunu söylemek isterim. Yani yaşınız ne olursa olsun bu dile ihtiyacınız var yani. Artık yani kendi kabuğunuzda, kendi köyünüzde, kendi mecranızda yaşayıp dışarıyla etkileşmek istemiyorsanız ihtiyacınız yok. Ama yahu ne oluyor dışarıda? Bu yani bu hengamede neler oluyor, neler bitiyor, dünyada neler oluyor diye bakmak istiyorsanız ve birine de muhtaç olmak istemiyorsanız bu dili öğrenmeniz gerekiyor. Bu dili de yani konuşarak öğrenebilirsiniz. Çünkü ben zor biriyim yani zor öğrenen birisiyim. Diğer ben sizi diğer şeylerle de mukayese ettim yani. Bunu şeyde de Tuğçe Hanım'la da bizim mentor ben abla diyorum da Nasıl onunla isterseniz. da yani onunla da çok konuşmuşumdur, görüşmüşümdür. Çok da söyleyemem hatta. Mukayese de ediyorum. İşte burada mecbur kalıyorsunuz. Mecbursunuz yani konuşmaya, öğrenmeye. Bir de yani ben Tuğçe Hanım özelinde yani onun da bir şey var. Diğer arkadaşlar da mutlaka öyledir de. Yani çok ilgili, çok alakalar. Abi şunu söylemeden geçemeyeceğim de. Ben bırakmıştım hani o hastalık sürecinden sonra. Tuğçe Hanım sağ olsun. Çok didindi, çok uğraştı. Çok mücadele etti. Yani benim yerime o mücadele edince inanın ben hani belki belirtmişimdir, söylemişimdir. Yani utandım yani. Dedim ki ya Estağfurullah, ne demek. bu abla dedim benim için bu kadar bir insan benim için benim uğraşmadığım bir şey için uğraşıyor, didiniyor. Benim öğrenmem için buna mücadele ediyor. Bununla mücadele ediyor. Bana telefon açıyor. İyilikle, güzellikle, kötülükle, kızarak. Niye yapmıyorsunuz? Niye gelmiyorsunuz? Niye? Benim için uğraşıyor yani. Ha demek ki dedim yani bunu devam ettirmek lazım. Yani bir insan tamam para mesele değil. Yani şunu diyebilirsiniz. Yani zaten hani Batılılar bunu söylüyor yani. Sen bununla da karşılaştım yani. Parasını vermişsin. Hani mesele para ya. Göze çok görünüyor ya. Parasını vermişsin. Derse gir veya girme. Beni ilgilendirmez. Yani. Öğrenme. O senin bileceğin iş. Fakat burada onu gördüm yani. Konuşarak öğrendim. Onu gördüm. Ben daha önceden hani dedim ya kursa falan. Başka kurslara falan. Yani gelirsin. Öğrenirsen öğren. Öğrenmezsen senin bileceğin iş yani. Ben nasıl olsa paramı aldım. Tabii. Fakat burada o yok. Yani mücadele var. Uğraşı var. Didinme var. Ondan sonra tekrardan ben bir daha
Sonra işte Tuğçe abla sonra yine işte bak şöyle derslerimizi şöyle şöyle takip edelim, böyle yapalım falan diye yönlendirmesiyle sağ olsun. Yani o yönlendirdi de ben bir yere doğru gittim. Yoksa yine şey yapamayacaktım yani. Yine bu sayfayı kapatacaktım. Sonra biraz daha ilerledim. Yani 20 dakikaydı. Sonra 30 dakikaya çıktı. Sonra yine işte ya biraz daha ilerletelim. Sonra bir 30 dakika daha aldım. Ondan sonra iki tabii. Bir 30 dakika daha aldım sonra. Söyleyeyim. 3 tane 30 dakikam var. Ondan sonra her gün, günde 5 gün, her gün işte 30 dakika. Sonra bir konuşmak, böyle bir aşka geldim diyelim, aşk ile. 10 dakika daha vardı. Yani özellikle istediğim benim bir şey vardı, teacher vardı. Bir 10 dakika daha onun bir boşluğu varmış. Yani o daha fazla olsaydı daha fazla alacaktım. Çünkü bu süreci ne kadar çabuk, şunu gördüm yani, şunu idrak edebildim yani en sonunda. Bu süreci ne kadar çabuk tamamlarsam benim için o kadar iyi olacaktır. Şimdi diyeceksiniz ki ya niye bu kadar çok fazla? Yani ya senin paran çok o yüzden de alıyorsun Yok, diyeceksiniz. estağfurullah, ne demek? Yok şimdi siz kurum tarafından olduğunuz için. Şimdi ben bir öğrenci olarak bakıyorum. Şeyin hesabını yapıyorum. Yani bu arada geçenlerde yine Instagram üzerinde şey reklamları geliyor. Yani böyle sürekli reklam ama yurt dışında işte İngilizce öğrenin, işte çalışın, şunu edin, bunu edin falan gibi işte Amerika, İngiltere. Nerede şu bizim burada bir yakınlarda bir ada var ya. İsmi, Malta ha. Malta, Avustralya, Yeni Zelanda. İşte Almanca ile ilgili Almanya'da çalış işte hem çalış şey var, İrlanda var. Ve bunların şeyleri dönüyor. Şimdi ben şeyin hesabını yaptım. Şimdi her şey sonuçta geri paraya dayanıyor yani. Eğitim de pahalı bir iş. Ve bunun hesabını yapmanız lazım. Ben şimdi hesap ediyorum. Ha bu arada yani onun da hesabını yapıyor. Bu arada dışarıdan gelen eleştiriler de var bana. Çok para veriyorsun falan gibi. Çok para harcıyorsun falan diye. Şimdi ben şeye baktım işte ne diyor Amerika'da veya İngiltere'de işte Yeni Zelanda'da veya Avustralya'da kaç 24 haftalık 48 haftalık falan gibi işte konaklamalı bilmem ne falan. Başlangıç için yaklaşık 10 bin dolar yani 9 bin küsür dolar civarında para istiyor. Şimdi ben konuşarak öğrenin maliyetiyle onun hesabını yaptığımda konuşarak öğrendim. Şimdi orada tabii ki başka hesaplar. Şimdi ben sadece dil öğrenmek üzerine yapıyorum. Yani gidip orada yaşamak, çalışmak falan değil. Onları zaten hani istemiyorum. Öyle bir niyetim de yok ama öğrenmek istediğim dil var. Bunların hesabını yaptığımda ben 9 bin dolar falan vermedim yani şey, konuşarak öğrenmek. O kadar param, onun yarısını bile vermedim yani. Hem hayatıma devam ediyorum, hem çalışma hayatıma devam ediyorum. Hem eğitimime de devam ediyorum. Bir de ben günde hani yarım saat falan da değil, haftada 3 falan da değil. Hatta ilk başlarken Çimen Hanım bana şey söylemişti işte haftada 3 falan diye. Şimdi ben hani son kez diye artık son kez artık bunu öğrenemezsem, beceremezsem bunu haftada 5 yapıp yapamıyorsam ya uğraştım ama artık yapamıyorum deyip kapatacaktım yani meseleyi. O da şey olmadı yani dedim yani bunu haftada 5 sonra işte bu hale geldi. İşte günde 1,5-2 saate yakın duruma geldi. Devam ettiriyorum. Yani şeyin hesabını yaptığımda o da maliyet olarak. Şimdi gençler belki hani parayı aileleri annesi babası veriyordur diye düşünebilirler. Yani genç insanlar ama bunun maliyetini ben katlanıyorum. Ben ödüyorum. Şimdi bunun hesabını yaptığımda hem bir ilerleme tamam yurt dışında mesela şu denilebilir. Ya yani yurt dışına gideceksin daha çok maruz kalacaksın. Belki daha çabuk öğreneceksin. Bu doğrudur. Ama hayat bir eski tabirle akamete yeni tabirle kesintiye uğrayacak. Yani para çalışmak zorundasınız, kazanmak zorundasınız, hayatınızı devam ettirmek zorundasınız. Şimdi bunu yapabilmenin en basit, en pratik ve benim gibi zor öğrenen, zor anlayan mesela insanlar zeka kapasitelerine göre bu doğaldır yani. Kimisi bir seferde anlatır hemen anlar, kavrar ve daha da ilerisine götüren insanlar da olabilir. Bazısı da vardır benim gibi 3 kere anlatırsın, suratına bakar bakar en sonunda kendisi çalışır. Estağfurullah, ne demek? Sayısı yok bu yani insan yaratılışı böyle insan yapısı kim bazısı da vardır hiç anlamaz. Anlatırsın 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 anlatırsın. Benim yazılımcılık hayatımda başıma geldi yani. Eğitim de veriyordum. Yazılan programların eğitimini de veriyordum. Bir gün Karadeniz'e gittim eğitim için. Adama eğitim verdim 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 en sonunda. Adam en başta bir yere takılmış. Ben programın sonuna geldim. En başta şurası nasıl oluyordu dedi bana. En baştaki problem burası nasıl? Baktım ki yani 2 gün boyunca verdiğim eğitim hiçbir işe yaramamış. Hiçbir şey anlamamış adam. Bu da olabilir yani insanların. Şimdi öyle olunca da işte burada mesela hocalara mesela defalarca soruyorum. Şimdi adam da düşünüyor şimdi ya ben buna nasıl anlatayım diye değişik en basit en pratik şekilde nasıl anlatayım diye. Aslında şunu da yapmak lazım yani derslerden önce de. Zaten şeyde varmış onları ben sonradan öğreniyorum. Sitede varmış zaten ders anlatıyormuş. Türkçe hoca site ders anlatıyormuş zaten. Ona çalışıp biraz şöyle bir onu da yine bana Tuğçe Hanım öğretti.
Yani öğrenmek de çok önemli bir şey. Öğrenebilmek de büyük bir kabiliyet yani. Öğrenebilmek de büyük bir kabiliyet gerçekten de. Dedi ki Alper Bey, bizim size dedi, zaten var bir, siz bakmamışsınız dedi. Derslerinize bir bakın dedi, 5-10 dakika. Dersler de kısa kısa böyle. Öyle olunca daha iyi öğreniyor insan, daha iyi öğreniyor. Tabii kitap bilgi Yani gibi. hoca, yani hoca da işte iki de hoca da iki, hoca da iki defa tekrar edince bu sefer daha iyi oluyor. Daha güzel oluyor. Böyle bir süreç devam ediyoruz. Bakalım sonumuz. Kocaman Hayali Bey, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet oldu bu bizim için de. Hem tecrübelerinizi dinlemiş olduk. Rica Son ederim. söylemek istediğiniz bir şey var mıdır izleyicilerimize? Yok, teşekkürler. Hepsi bu kadar. Ben Konuşarak teşekkür ederim. öğrenebilirler İngilizce. Öyle diyeyim yani. Teşekkür ederiz. Benim gibi zor öğrenen, zor anlayan birine bile bir şey kafama vura vura öğrettiler yani. Öyle diyeyim. Estağfurullah, ne güzel. Yani sizi mutlu Ben ettiysek şunu bizim için önemli olan o. yani ben şunu son şunu söyleyeyim de yani kurs yani konuşarak öğren İngilizce hem öğrenebilirsiniz hem de maddi olarak da paranızın karşılığını alırsınız yani. Hepsinden önemlisi öğrenebiliyorsunuz. Yani onu söyleyebilirim. Yani. Çok Emek sevindim. ettikten sonra emek edip gayret gösterip karşılığını alabilirsiniz yani. Ben bir sürü dedim ya bir sürü kursa gittim fakat ha benden kaynaklanıyordu mutlaka. Yani diğerlerinden de öğrenmedim de öğrendiklerim de var. Kendi gayretlerim de var ayrıca. Kendim de onu da söylemedim. Yani kendim de gayretli çalıştım. Ama burada bir insanın yönlendirmesi, sadece bir insan değil, insanların yönlendirmesi. Yani sizinle konuşurken bile şu anda bir sürü quiz geldi, bir sürü şey geldi. Yani homework geldi. Yani Tabii onları ki de takip her eden zaman. insan sürükleniyor yani mecburen devam edip gidiyorsun. Buna yani bir kere niyet etmek, karar vermek ve gayret gösterince de oluyor. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir Rica ederim. sohbetti. Ağzınıza sağlık. Kocaman Rica ederim. Sağ Hayallerin bu olasın. bölümünde Alper Tunç'la beraberdik. Yeni bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler.